Bizi insan yapan en büyük özellik konuşma yetimiz. Peki konuşurken fark etmediğimiz bir kanuna göre konuştuğumuzu biliyor musunuz? Yasalar genelde fizik ve biyoloji gibi doğa bilimlerinde açığa çıkan kesin ya da istatistiksel, matematiksel düzenliklerdir. Ancak yasaların sadece doğa bilimlerinde ortaya çıktığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Biz konuşurken, yazı yazarken kullandığımız kelime adedi farkında olmasak da Zipf yasası olarak bilinen bir yasaya uyar. Bu yasa ismini bu yasayı ilk defa açıklamaya çalışan Amerikan dil bilimci George Kingsley Zipf'ten alır. Bu yasaya göre bir doğal dilde yazılmış uzun bir eserde geçen kelimeler azalan sıklığa göre sıralanırsa bir kelimenin bu eserdeki geçiş adedinin bu sıralamadaki sırasına bölümü sabit bir rakam verir. Diğer bir deyişle genelde ortalama olarak ikinci en çok kullanılan kelime en çok kullanılan kelimenin yarısı kadar, en çok kullanılan üçüncü kelime en çok kullanılan kelimenin üçte biri kadar sayıda geçer. Örnek olarak Zipf, James Joyce'un Ulysses romanında 10. en sık kullanılan kelimenin 2653 kere geçtiğini bulur. 100. en sık kullanılan kelime tam bu sayının 10'da biri kadar, yani 265 defa kullanılmıştır. 200. en sık kullanılan kelime de bu sayının yarısı kadar, ilk sayının 200'de biri kadar, yani 133 kez tekrarlanmaktadır. En sık kullanılan 1000. kelime 26 kere, 10.000. kelime de 2 kere geçmektedir ki bunlar da bu şaşırtıcı yasayı doğrular. Elbette bazı örnekler denkleme bu kadar iyi uymaz ama örnekler logaritmik grafiğe oturtulduğunda şaşırtıcı derecede düz bir çizgi verir. Ayrıca 2008'de Fransız, İngiliz, Brezilya ve Ortaçağ Avrupası'nın mutfaklarına ait tarifler incelendi ve bu mutfakların hepsinde en çok kullanılan malzemeden en azına doğru sıralama yapıldığında oluşan tablonun bu yasaya uyduğu görüldü. İnternet siteleri aldıkları trafiğe göre, depremler büyüklüklerine göre, aydaki kraterler yarıçaplarına göre, şirketler gelirlerine göre, makaleler aldıkları atıfa göre sıralandıkları zaman, kişilerin aldıkları telefon adetleri, protein-protein etkileşimleri, savaşlarda ölen insanlara göre savaşlar sıralandıkları zaman hepsi şaşırtıcı bir şekilde bu gizemli Zipf yasasına uyar. Örneğin bu video Zipf yasası konulu videolar arasında en çok izlenen birinci video olduğunu varsayalım. Ve en çok izlenen Zipf yasası konulu ikinci videonun George Zipf'e göre iki katı kadar izlenmeye sahip olmalıdır. Şirketlerin gelirleri bile buna uyuyorsa, aslında gireceğimiz bir sektördeki en büyük ciroya sahip şirkete bakarsak, o sektörün en büyük ikinci şirketi olursak, yaklaşık olarak birinci şirketin cirosunun yarısı kadar ciro elde etmeliyiz. Peki, herhangi bir adım atmadan önce Zipf yasasına göre istatistiksel verileri düzenlesek, hedeflerimizi buna göre belirlesek başarılı olabilir miyiz? Yani farkında olmadan da oluşan bu büyük resimdeki düzeni avantaj haline getirebilir miyiz? Bu bilinemez tabii ki ama nasıl oluyor da dil, şehir nüfusu ya da yemek tariflerindeki malzemeler gibi birbiriyle çok alakasız karmaşık yapılar bu kadar basit bir matematiksel yasaya uyuyorlar? Konuşmak, yazışmak, yemek yapmak, bir yere göç etmek gibi eylemlerimiz nasıl oluyor da büyük resimde anlamlı bir denklemi takip ediyorlar? Ne yazık ki bu soruların herkese kabul edilmiş bir cevabı mevcut değil. Bazıları bu yasayı tamamen istatistikle açıklamaya çalışırken, bazıları da insan zihninin yapısına atıfta bulunarak açıklamaya çalışıyorlar. Fakat çok sayıda farklı açıklama ortaya atılsa bile, beklenmedik yerlerde ortaya çıkan Zipf yasası gizemini korumaya devam ediyor. Peki ya bu evrenin bilinmeyen daha birçok kanunu, duygularımız bile dahil olmak üzere her şeyi etkiliyorsa, sizce ne kadar özgürüz biz bu bedende?